72. Bölüm Cennet ve Cennetliklerin Dereceleri. Özelliklerini daha önceki bölümlerde öğrendiğimiz sıkıntı ve mihnet yurdu olan cehenneme mukabil başka bir yurt daha vardır. Şimdi o yurdun nimetleri ve sevinçleri üzerinde düşün. Zira bu iki yurttan birinden uzak kalan mutlaka diğerine yerleşir. Sen cehennemin korkunç hallerini uzun uzun tefekkür ederek kalbine korkuyu ve yine cennetliklere vaat edilen cennetin ebedi nimetlerini tefekkür ederek kalbine ümidi yerleştir. Nefsini korku kırbacıyla sevk et, ümit dizginiyle sırat-ı müstakime yönlendir. Böyle yaparsan muazzam nimetlere erişir ve elem verici azaptan emin olursun. Şimdi o cennetlikleri bir düşün. Cennet nimetlerinden yüzleri parıldar. Kendilerine mühürlü, halis bir içki sunulur. Ak inciden yapılmış çadırlar içinde kızıl yakuttan sedirler üzerinde otururlar. Orada yeşil ipekten eşsiz güzellikte döşekleri vardır. Cennet ırmaklarının kenarlarına konulmuş koltuklarına yaslanırlar. Etrafları cennet hizmetçileri olan gılmanlar, vildan ve iri gözlü güzel hurilerle süslenmiştir. Sanki onlar yakut ve mercandırlar. Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin el sürmüştür. Onlar cennetin dereceleri arasında dolaşır dururlar. Hurilerden biri edalı bir şekilde yürüse 70.000 gılman eteğini taşır. Giyindikleri ipek elbiseleri insanların gözlerini kamaştırır. Başlarında ince ve mercanla süslü taçları vardır. Alımlı, ağırbaşlı ve gonca kokuludurlar. İhtiyarlamaları ve çirkinleşmeleri söz konusu değildir. Cennet bahçelerinin ortasına konulmuş yakut köşklerin içindeki çadırlarda ikamet ederler. Gözlerini yalnız eşlerine çevirmişlerdir. Çevrelerinde hizmet için ölümsüz gençler dolaşır. Main çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle. Berraktır, içenlere lezzet verir. Yaptıklarına karşılık olarak saklı inciler gibi çevrelerinde vildan ve hizmetçiler sürekli dolaşıp durur. Hakikaten güvenilir bir makamda, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Güçlü ve yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler. Orada kerem sahibi yüce Rablerinin yüzüne nazar kılarlar. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. Onların yüzlerine ne bir toz bulaşır ne de bir horluk. Bilakis Rablerinin kendilerine vaat ettiği sayısız lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir. O zamanın felaketine uğramaktan güvendedirler. Orada her türlü nimetlerden yerler. Süt, şarap, bal ve saf su nehirlerden içerler. Oranın zemini gümüş, çakılı mercan, toprağı saf misk, bitkileri zaferandır. Kafur tepelerinden gül suyu yüklü bulutlardan üzerlerine yağmur yağar. İnci, yakut ve mercan ile süslü gümüş kaplar ile kendilerine içki sunulur. Tatlı su ile karıştırılmış mühürlü halis bir içki kupaları, cevherinin saflığından dolayı üzerine düşen ışığı yansıtan ve arkasından bakıldığında içindeki içkinin kızıllığını ve inceliğini gösteren kupalar vardır. Bütün sanatkarlığını ve sanatının güzelliğini ortaya koysa bile hiçbir insanoğlu bunların bir benzerini yapmayı başaramazlar. Bu kupalar yüzlerinin parlaklığı güneşin aydınlığını andıran hizmetçiler eliyle kendilerine sunulur. Fakat nerede onların o tatlı yüzleri, yanaklarının güzelliği ve çenelerinin insicamı ve nerede güneşin ışığı? şu vasıflardaki bir alemin varlığına iman eden, orada bulunanların asla ölmediklerine, ellerine geçen nimetlerin asla bir değişikliğe uğramadığına, orada bulunanların başına hiçbir felaket gelmediğine kesin olarak inanmış olan kişi, nasıl olur da Allahu Teala'nın yıkılıp bozulmasına izin verdiği bir yurda, yani dünyaya ısınabilir? Onun dışındaki bir yaşantıyla kalbi nasıl tatmin olur? Allah'a yemin ederim ki, şayet ahirette sadece beden sağlığı ve buna ilave olarak ölüm, açlık, susuzluk ve diğer felaketlerden güvende olman nimeti bulunmuş olsaydı, bu bile ahireti dünyaya tercih etmek için yeterli olurdu. Kaldı ki orada ne bir sıkıntı ne de bir keder vardır. Nasıl olsun ki cennetliklerin tamamı sultanlar gibi güvendedir. Her türlü nimet ve sevinçlerle zevklenirler. Canlarının çektiği her şey kendilerine verilir. Onlar her gün arşın etrafına gider, kerem sahibi Rablerinin cemalini seyre dalarlar. Allahu Teala'nın cemalini seyretmek ile diğer cennet nimetlerinden elde edemedikleri kadar büyük bir haz alırlar ve o esnada hiçbir şeye iltifat etmezler. Sahip oldukları bu nimetler süreklidir. Birinden diğerine dolaşıp dururlar. Asla sona erme tehlikesi yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cennette bir nidacı şöyle ilan eder. Ebediyen hastalanmayacak bir sıhhate kavuşacaksınız. Asla ölmeyecek bir hayat yaşayacaksınız. Ebediyen ihtiyarlamayacak bir gençliğe sahip olacaksınız. Şimdi sizin ebediyen tasalanmadan nimetlere erme zamanınızdır. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onlara işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona bariz kılındınız diye seslenilir. Cennetin vasıflarını öğrenmeye karşı ne kadar arzuluysan o kadar çok Kur'an-ı Kerim'i oku. Zira Allahu Teala'nın açıklamasının ötesinde bir açıklama yoktur. Cennetin vasıfları hakkında bilgi sahibi olmak için Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır ayetinden itibaren Rahman suresini sonuna kadar Vakıya suresini ve ilgili diğer sureleri oku. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirdiği cennetin vasıflarını öğrenmek istiyorsan, cennet hakkındaki ana bilgilerden sonra onun tafsilatı üzerinde düşün. Önce cennetin sayısıyla başlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurur. Bütün kapları ve içindekileri gümüşten olan iki cennet, yine bütün kapları ve içindeki eşyaları altından olan iki cennet vardır. Adn cennetinde insanlar Rablerini seyrederlerken Rableri ile aralarında sadece kibriya perdesi vardır. Sonra cennetin kapılarına bakalım. Cennetin kapıları temel ibadetlerin sayısı kadardır. Aynı şekilde cehennemin kapıları da temel günahların sayısı kadardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kim malından Allah Celle Celaluhu rızası için bir çift sadaka olarak verirse cennetin bütün kapılarından davet edilir. Cennetin 8 kapısı vardır. Namaz ehli olanlar namaz kapısından, oruç ehli olanlar oruç kapısından, sadaka ehli olanlar sadaka kapısından ve cihat ehli olanlar cihat kapısından cennete davet edilirler. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, vallahi bir kulun cennetin herhangi bir kapısından çağrılması zaruri değildir. Acaba bu kapıların hepsinden çağrılacak bir kul var mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, senin de onlardan olacağını umuyorum. Asım bin Damra der ki, Hazreti Ali kerramallahu veçhe bir gün bize cehennemden bahsetti. Bu hususta şu anda hatırımda olmayan çok önemli şeyler söyledi. Sonra cennet hakkında dedi ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar bölük bölük cennete sevk edilir. Cennetin kapılarından birine vardıklarında orada bir ağaç bulurlar. Ağacın dibinden iki çeşme kaynar. Emrolundukları gibi iki çeşmenin birinden içerler. Ondan içtikleri anda karınlarındaki pislik ve sıkıntı kaybolur. Sonra diğer çeşmeye yönelirler ve ondan yıkanırlar. Yıkanınca cennet nimetlerinin parlaklığı yüzlerinde bilinir. Bundan sonra saçlarının rengi hiç değişmez, başları asla tozlanmaz, yağlanmış gibi hep parıldar. Sonra cennete varınca cennet bekçileri onlara şöyle der. Cennete varıp da kapıları açıldığında bekçileri onlara, "Selam size, tertemiz geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya" derler. Sonra vildanlar, yani cennet görevlileri kendilerini karşılar ve sevilen bir kişinin uzun süren ayrılıktan sonra ansızın evine döndüğünde çocuklar nasıl onun etrafını sararsa vildan da onun etrafını öylece çevirirler. Hepsi birden kendisine şöyle derler, "Sana müjdeler olsun. Allahu Teala Celle Celaluhu sana şöyle şöyle nimetler hazırladı." Ardından içlerinden biri onun hurilerinden olan eşlerinden birine giderek adamın dünyada söylenen ismiyle, "Falan kişi geldi" der. Huri ona, "Sen onu gördün mü?" diye sorar. Gelen hizmetli de, "Evet gördüm, peşinden geliyor" der. Bu haber üzerine huri adeta kuş gibi uçarak kapının eşiğine gelir. Adam cennetteki evine varınca yapısına şöyle bir göz atar. Yuvarlak inci taneleri üzerinde kırmızı, yeşil, sarı ve her renkten oluşan bir sarayın yükseldiğini görür. Sonra başını kaldırır, tavanına bakar ve şimşek gibi göz kamaştırıcı olduğunu görür. Eğer Allahu Teala Celle Celaluhu ona dayanacak güç vermese parlaklığından gözleri kör olurdu. Sonra başını aşağı indirince eşleri şöyle der. Konulmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş halılar vardır. Sonra sırtını bir yere yaslar ve şöyle der. Hidayetiyle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru yolu bulacak değildik. Daha sonra bir nidacı şöyle nida eder. Ebediyen ölmeden yaşayın. Asla ayrılmamak üzere yerleşin. Ebediyen hastalanmayan bir sağlık sahibi olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ben kıyamet günü cennetin kapısına gelip açılmasını isterim. Kapıda görevli melek sorar, sen kimsin? Ben Muhammed'im derim. Bunun üzerine melek şöyle der, hoş geldin, senden önce kimseye açmamakla emrolundum. Şimdi de cennetteki köşkleri ve köşklerin derecelerinin yükseklikleri üzerinde düşün. Zira en büyük ve en faziletli dereceler ahirettedir. İnsanlar arasında zahiri ibadetler ve batini ahlaklar bakımından nasıl açık bir farklılık varsa, elbette buna karşılık alacakları mükafat da farklı olacaktır. Eğer cennette derece bakımından seni kimsenin geçmemesini istiyorsan, Allah'a ibadet yolunda seni kimsenin geçmeyeceği şekilde gayret göster. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kulların bu yolda birbirleriyle yarışmalarını ve müsabaka yapmalarını emir buyurmaktadır. Rabbinizden bir mağfirete, Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşun. Diğer ayeti kerime şöyledir. Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün. Kendilerine mühürlü, halis bir içki sunulur. Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onun için yarışsınlar. Şurası şaşırtıcıdır ki, akranlarından ya da komşularından biri senden birkaç kuruş fazla kazansa yahut evi seninkinden biraz güzel olsa onlara duyduğun haset yüzünden bunlar sana ağır gelir veya için daralır. Halbuki senin için en güzel olanı cenneti kazanıp oraya yerleşmektir. Üstün ahlakı ve ibadeti ile seni geçenler olabilir. Dünyadaki bütün nimetler bir araya gelse, cennette derece bakımından daha üstün olanların diğerlerinden fazla olarak elde edecekleri nimetlere tekabül etmez. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Cennettekiler aralarındaki fazilet farkı yüzünden kendilerinden üstün derecede olanları doğudan bakınca batıdaki ufukta dağılmış yıldızları gördükleri gibi görürler. Sahabe-i kiram dediler ki, ey Allah'ın Resulü, herhalde bunlar peygamberlerden başka kimsenin ulaşamayacağı derecelerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der, hayır öyle değil. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu dereceler Allah'a iman eden ve peygamberleri tasdik edenler için hazırlanmıştır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yüksek derecelilere aşağı derecelerden bakanlar onları gök ufkundan doğan bir yıldızı yerden görüyormuş gibi görürler. Ebu Bekir ve Ömer de o yüksek dereceye sahip olanlardandır. Cabir radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Size cennet köşklerinin derecelerini bildireyim mi? Bizler dedik ki, evet bildir ey Allah'ın Resulü. Allah'ın salatı üzerine olsun. Anamız ve babamız sana feda olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, cennette hepsi de cevherlerden yapılmış köşkler vardır. Dışarıdan bakılınca içerisi ve içeriden bakılınca dışarısı görünür. Orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiçbir beşerin hatırına getiremeyeceği her türlü nimetler, lezzetler ve sevinçler vardır. Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bu köşkler ve dereceler kimler içindir? Buyurdular ki, bu köşkler selamı yayan, yemek yediren, oruca devam eden ve gece insanlar uykuda iken namaz kılanlar içindir. Biz dedik ki, ey Allah'ın Resulü, hangimiz buna güç yetirebiliriz ki? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ümmetim buna güç yetirebilir. Size bunu açıklayayım. Kim bir kardeşiyle karşılaşır ve ona selam verirse selamı yaymış olur. Kim çoluk çocuğuna yemek yedirir, karınlarını doyurursa yemek yedirmiş olur. Kim Ramazan orucunu tutar ve buna her aydan 3 gün oruç eklerse o kişi oruca devam etmiş olur. Kim yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılarsa insanlar uykuda iken namaz kılmış olur. Hadiste ifade edilen uyuyan insanlardan maksat Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerdir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara İçinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayeti kerime soruldu. Buyurdular ki, bunlar inciden yapılmış saraylardır. Her sarayın kırmızı yakuttan yapılmış 70 dairesi, her dairenin yeşil zümrütten yapılmış 70 odası, her odanın içinde 70 adet taht, her tahtın üzerinde her renkten 70 tane döşek ve her döşeğin üzerinde iri gözlü hurilerden 70 adet zevce vardır. Her odada 70 sofra kurulmuştur. Her sofrada 70 çeşit yiyecek vardır. Her oda için 70 hizmetçi kız verilir. Her sabah mümine hanımlarının hepsi ile birlikte olacak güç yeniden verilir. 73. Bölüm Sabır, Rıza ve Kanaat. Şu ayeti kerimeler rızanın faziletini dile getirir. Bu doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve kazanç budur. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? İyiliğin yani ihsanın sonu Allahu Teala'nın kulundan razı olmasıdır. Bu rıza da Allahu Teala'nın hükmüne ve emrine kulun rıza göstermesinin mükafatıdır. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vardır. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur. Bu ayeti kerimede ifade buyurulduğu gibi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rızasını adn cennetlerinden daha yüksek olarak nitelemiştir. Diğer bir ayeti kerimede de zikri namazdan daha yüksek olarak niteler. Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Namazda adı anılan Yüce Allah Celle Celaluhu'yu müşahede etmek namazdan daha büyük olduğu gibi Rabbinin rızası elbette ki cennetten daha üstündür. Hatta Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu müşahede etmek cennetliklerin en büyük arzusudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Allahu Teala Celle Celaluhu kullarına tecelli eder ve buyurur ki, benden isteyin. Kullar da rızanı isteriz ya Rabbi derler. Allahu Teala'yı müşahede ettikten sonra müminlerin Allahu Teala'nın rızasını talep etmeleri rıza makamının en üstün gaye olması sebebiyledir. Allahu Teala'nın kullardan razı olmasına gelecek olursak bu diğer bir manadadır. Bu mana daha önce zikretmiş olduğumuz Allahu Teala'nın kulu sevmesine yakındır. Bu hakikatin iç yüzünü açıklamak caiz değildir. Zira halkın idrakı bunu anlamaktan acizdir. Ancak idrakleri güçlü olup bunu anlayabilenler bildiklerini kendilerine saklasınlar. Sözün özü Cenab-ı Hakk'ın cemaline nazar kılmaktan daha üstün bir mertebe yoktur. Kullar da Cenab-ı Hak'tan rızasını talep etmişlerdir. Zira Cenab-ı Hakk'ın rızası cemalini seyretmenin sebebidir. Sanki kullar Rablerinin cemalini nazar nimetine nail olunca nihai gayeyi ve en büyük hedefi görerek onu talep etmiş oluyorlar. Cenab-ı Hak'tan benden isteyiniz emrini alınca Cenab-ı Hakk'ın rızasını perdenin kalkarak cemali seyretmenin sebebi olduğunu anladıklarından sadece bu müşahedenin devamını istemişlerdir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur: Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Müfessirlerin çoğu bu ayetin tefsiriyle ilgili olarak derler ki, cennetliklere daha fazlası faslında alemlerin Rabbinden 3 şey hediye gelir. Birincisi, cennetlerin hiçbirinde benzeri bulunmayan Allahu Teala'nın katında bir hediyedir. Şu ayeti kerime bu hususa işaret eder. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. İkincisi, Allahu Teala'nın katından gelen selamdır. Bu hediye daha üstün bir hediyedir. Şu ayeti kerime de buna işaret eder. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın onlara karşı söylediği ben sizden razıyım sözüdür. Bu ise birinci hediyeden ve selam hediyesinden daha büyük bir hediyedir. Şu ayeti kerime de buna işaret eder. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. Yani cennette içinde bulundukları nimetlerin en büyüğüdür. Allahu Teala'nın rızasının kula mükafat olarak ihsan edilmesi, kulun dünyada iken Allah'ın emirlerine rıza gösterip uymasının bir semeresidir. rızanın faziletine işaret eden pek çok hadis-i şerif vardır. Bunlardan biri şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarına sordu. Sizler nesiniz? Sahabe-i kiram dediler ki müminleriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki peki imanınızın alameti nedir? Sahabe-i kiram şöyle cevap verdiler. Belaya karşı sabreder, bolluk zamanında şükreder ve Cenab-ı Hak'tan gelen kaza ve kadere rıza gösteririz. Bu cevap üzerine buyurdular ki Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki sizler müminsiniz. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hikmet sahibi alimler derin anlayışları sebebiyle neredeyse peygamber olacaklardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Cenab-ı Hakk'ın kendisine İslam hidayetini nasip ettiği, rızkı ihtiyacına yetecek kadar olan ve buna da rıza gösterenlere ne mutlu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim Allahu Teala'nın kendisine verdiği az rızka rıza gösterirse, Cenab-ı Hak da onun azıcık ameline rıza gösterir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allahu Teala Celle Celaluhu bir kulu sevdiğinde onu belalarla imtihan eder. Eğer sabrederse onu seçkin kullarına katar, eğer bunlara rıza gösterirse bu sefer güzide kullarından kılar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kıyamet günü olunca Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmetimden bazılarına kanatlar verir. Onlar kabirlerinden doğru cennetlere uçarlar. Orada dolaşır, istedikleri nimetlerden diledikleri şekilde yararlanırlar. Meleklerle onlar arasında şöyle bir konuşma geçer. Sizler hesaba çekildiniz mi? Hayır, biz hesaba çekilmedik derler. Sırattan geçtiniz mi? Hayır, sıratı da görmedik derler. Cehennemi gördünüz mü? Bir şey görmedik derler. Siz kimin ümmetindensiniz? Bizler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindeniz derler. Allah Celle Celaluhu aşkına sizlere soruyoruz. Dünyada ne gibi ameller işlediğinizi bize söyler misiniz? Onlar şöyle derler. Sahip olduğumuz iki haslet Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve keremiyle bizleri bu dereceye eriştirdi. Nedir o iki haslet? Dediler ki bizler yalnız başımıza kaldığımızda Allahu Teala'ya isyan etmekten haya eder ve Cenab-ı Hakk'ın bizler için takdir ettiği azıcık şeylere rıza gösterirdik. Melekler onlara bu derece sizlerin hakkıdır derler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ey fakirler topluluğu! Allahu Teala'ya kalpten rıza gösteriniz ki fakirliğin sevabını elde edebilesiniz. Aksi takdirde sevap kazanamazsınız. İsrailoğulları Musa aleyhisselama şöyle derler. Yaptığımız zaman rızasını kazanacağımız bir ameli sana bildirmesini Rabbinden dile. Musa aleyhisselam der ki, Ya Rabbi, benden ne istediklerini sen işittin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Musa aleyhisselama şöyle buyurur. Ey Musa, onlara de ki benden razı olsunlar, ben de onlardan razı olayım. Sabrın fazileti. Sabrın faziletine gelecek olursak, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de 90 küsür yerde sabrı zikreder, sabredenlere yüksek dereceler ve hayırlar verileceğini belirtir. Bütün bu mükafatlar sabırlarının karşılığı olarak onlara ihsan edilmiş, sabredenlere diğer amellerden daha çok müjdeler verilmiştir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sabredenlere verilen mükafatlar için şöyle buyurur. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlarındır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Görülüyor ki sabreden kişiler hidayet, bağış ve rahmet gibi çok önemli hasletleri kazanmaktadır. Sabırla ilgili bütün ayetleri burada sıralamak imkan haricindedir. Bu konudaki hadislerden bazılarına göz atalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sabır imanın yarısıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sizlere en az verilen meziyetler yakin ve sabırda azimli olmaktır. Her kime bu ikisinden pay verilmiş ise gece ibadetlerini ve gündüz oruçlarını kaçırmış olmasına aldırış edilmez. İçinde bulunduğunuz şeye sabretmeniz her biriniz bütün insanların ameli kadar amel işlemesinden daha iyidir. Fakat ben asıl benden sonra dünya nimetlerinin kapılarının sizlere açılmasından ve bu sebeple birbirinize düşmenizden, bunun sonucunda da göktekilerin sizlere yüz çevirmesinden korkuyorum. Kim sevabını Allah'tan bekleyerek sabrederse karşılığında sevabını tam olarak alır. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin yanınızdaki yani dünya malı tükenir, Allah katındakiler ise bakidir. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz mealindeki ayet-i kerimeyi okudu. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanın ne olduğu soruldu. Buyurdu ki: sabır ve müsamaha. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular: İman nedir? Buyurdu ki: sabırdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü Hac Arafat vakfesidir sözüne benziyor. Bu ifade haccın en önemli rüknü Arafat vakfesidir manasına gelmektedir. Yukarıdaki ifadede imanın en önemli vasfı sabırdır manasını ifade eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: en faziletli amel nefse zor gelen ameldir. Nakledildiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Davud aleyhisselama şöyle vahyetti: benim ahlakım ile ahlaklan. Benim vasıflarımdan biri de çok sabırlı olmaktır. Ata rahmetullahi aleyh İbn Abbas radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın yanına girdi ve buyurdu ki: sizler mümin misiniz? Onlar susup cevap vermediler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki: evet ey Allah'ın Resulü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sordu: İmanınızın alameti nedir? Dediler ki: bolluk halinde Allah'a şükreder, belalara karşı sabır gösterir ve Cenab-ı Hakk'ın takdirine razı oluruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki sizler müminsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: nefse ağır gelen şeye sabır göstermekte çok hayır vardır. Mesih aleyhisselam şöyle der: sizler hoşlanmadığınız şeylere sabır göstermedikçe sevdiğiniz şeyleri elde edemezsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: eğer sabır insan kılığına girseydi mutlaka kerem sahibi biri olurdu. Allah Celle Celaluhu sabırlı olanları sever. Sabır konusundaki hadis-i şerifler sayılamayacak kadar çoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kanaat sahibi olan izzetli olur, tamahkar olan zelil olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: kanaat tükenmez bir hazinedir. Önceki bölümlerde kanaat konusuna defalarca temas edilmişti.